birimciler. Bugün okuluma sağlık birimcileri geldi. Sütlü şeyler. Ondan sonra meyve, sebze, peynir, kırmızı et. O tür şeyler yiyeceğiz. Ve çikolataya ara vereceğiz. Hazır meyve suyu asla. Ondan sonra obezite organımızı bozmamak için de onları erteleyeceğiz ve hiç bu benim söylediğim sağlıklı meyveleri, çikolata hariç, onları yemeniz gerek. Yani İtirmeniz gerek. Peki kahvaltıya kahvaltıda ne sağlıklı ne sağlıksız? Bana hariç diğer tatlılar sağlıksız. Peki ne yemememiz gerekiyor? Çikolata, hazır meyve suyu, kahvaltıda bal hariç diğer şeyler, peynir hariç bir de. Onlardan yemeyeceğiz. Peki. Ve suyu çok içmemiz gerek. Günde 2 şişe su tüketmemiz gerek. Peki eğer çok az yemek yersek ne olur Rüzgar? Metabolizmamız bozulur. Neyimiz bozulur? Metabolizma. Metabolizma demek istedin galiba. Evet. Neden bozuluyor peki? Çünkü çok az yemek yiyoruz ve aynı şey çikolata abur cuburların çoğalmasında da şey. O zaman da mı metabolizmamız bozuluyor? Evet. Ve hazır meyve. Peki metabolizmamız bozulunca ne oluyor? O zaman kilo veremiyorsun. Evet. Ve dengen bozuluyor. Kilo daha çok artıyor. Vermekle enerji aynı olmalı. Hı hı. Aynı şeyde tutturmalısınız. Yoksa mesela bu asitli şeylerden de içmemeniz gerek. Gördünüz mü? Bir tıp şişe. Anladım. İçindeki soda ne kadar şey, gördünüz mü? Ama doğal göstereceğim. Doğal soda olduğu zaman içebiliriz ama, değil mi? Sadece o meyveli sodaları falan içmememiz gerekiyor yani. Evet. Şekerli olanları. Peki sana bunları kim öğretti? Okula sağlık birimcisi geldi. Anladım. Tamam. Başka söylemek istiyorum. Peki obezite nasıl oluyor? Çay da içmememiz gerek. Öyle mi? Neden? Kola, ice tea. Onlar da mı sağlıksızmış? Evet. Peki obezite ile ilgili bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Obezite çok şişmanlamaktır. Obezite olursanız diğer benim söylediğim organı da bozarsınız. Hangi organdı o? Adını unuttum. Metabolizma mı? Evet, metabolizma. Anladım. Peki tuz şekerle ilgili söyleyeceklerin var mı? Onlar da bozabilir metabolizmamızı. Ondan sonra... Peki ne yapmamız gerekiyor? Onları kullanmayacak mıyız? Evet. Ve sayın seyirciler, bugün sağlıkla ilgili şeylerimiz bitti.